Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğnolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz böyle cam boncuklu Cam boncuğu seviyorum arkadaşlar. Hani incinin oyası da güzel oluyor da bu ütüye falan da gittiği için. O yüzden bunun kullanımı da çok güzel olduğu için seviyorum arkadaşlar. Modelimiz yaprak ve boncuklardan oluşan çiçek modelimizden oluşuyor. Böyle bu şekilde de bir ara suyumuz var arkadaşlar. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek Yemenimizin tığ battısını yapıyoruz arkadaşlar Bir tane tığ battının içine sık iğne ile giriyorum 1 2 zincir çekip bir defa doluyorum Bu şekilde 2 2 alarak Bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir Trabzanıma buraya kapattım 1 2 zincir Hemen yanındaki Trabzanımın içine bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar şu bu yaptığım yani ara suyunun 5 tane yapıyoruz. Bir tane de bu çiçeğimiz için yap, yapmamız gerekiyor. Ara suyumuzun adedi 6 tane olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Ara suyu mesafemiz bu kadar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip bu şekilde bir tığ battı yapıyorum tekrar iki zincir çekip bu şekilde yaprağımla ara suyumun arasına iki tane tığ battı yapıyorum bir zincir çektim şöyle küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bir defa doluyorum bu şekilde iki tane atlayıp üçüncü tığ battıya ya bir iki iki alarak bir trabzan yaptım bu tığ battının içine aynı usul bu şekilde 3 tane yapıyorum trabzanımızı bir defa dolayıp yandaki tığ battığı da aynı şekilde 1 2 2 1 2 2 adedi 5'e çıkarıyorum arkadaşlar bu şekilde trabzan adetimiz 5 tane 7 tane zincir çekiyorum buraya 6 ve 7 dönüp ilk trabzanımın tepesine kapatıp buraya bu yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir döndüm düz yüzünü şimdi yaprağımızın yapımına geçiyoruz bir defa tığın başını doladım 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir yaptığım bu trabzanımın içine tomurcuk olarak kapattım bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım yaprağa girdim 1 2 2 1 2 3 4 Trabzanımın tepesine, her trabzanımın tepesine tomurcuğunu kapatıyorum. Bir zincir çektim, iki defa doladım. 2 2 2. 1 2 3 4 zincir kapattım tomurcuğumu. Bir zincir aralarına yine iki defa doladım tığımın başını. 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş yükselterek yaprağımızın boyutunu çoğaltıyoruz. 3 tane yapmışım arkadaşlar bu dördüncüyü de sık iğne yaparak aşağı iniyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 7. de bu şekilde yuvada kapattım buraya da arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum bu da çiçeğimiz için yuva olacak bu şekilde. Kapattım buraya. Hemen trabzanın seviyesini inmek için en son yaptığım trabzana bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum bu şekilde. Kapattım. Bir örümcek yaptım. İki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battıma kapattım bu şekilde arkadaşlar. Yaprağımızın ve çiçeğimizin yuvasının yapımı bu şekilde. Şimdi aynı şekilde tekrar iki zincir çekip 2 2 alarak şu ara suyunu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Tomurcuğumu kapattım. 1 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 iki... Pardon arkadaşlar. Bir, iki zincir. Tığımı değiştirip yeni tığ aldım ama ona da hiç elim alışamadı. O da bundan beter çıktı arkadaşlar. Tığdan yana mı şansım yok? Nedir? Bu şekilde artık alıştığım için geri bu tığıma döndüm. İki, 2 alarak trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Kapattım buraya. İki zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar Devam ediyor Bu 6 tane olunca ara suyu tekrar bu yaprak konup Yemenimizin yapımına devam edilecek Şimdi çiçeğimizin anlatımına geçelim arkadaşlar 2 zincir çektim ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar bu şekilde yuvamızın içine girip sık iğnemizi yapıyoruz 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım Yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde. Bir tane boncuk alıyorum. Buraya kapattım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. 2 defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak bu şekilde trabzanımı yaptım. Bir tane boncuk alıyorum. Bu şekilde incimin içine kapattım. İki defa doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki olarak aldım. İki defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. Bir, iki, iki, iki olarak aldım. Üç oldu. Şimdi arkadaşlar 4. 3. incim alıyorum. Bu şekilde örümceğimi yaptım. Bu kadar arkadaşlar ne büyük ne küçük. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Boncuklar. Biraz boncuklu işin bu zahmeti var arkadaşlar yoksa bir zahmeti yok. Yine 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 oldu. Tekrar incimi alıyorum. Bu şekilde buraya şöyle arkadaşlar biraz büyük olsun. Çok küçük de içine sık iğne yapacağız. İki defa doladım. Aynı yuvamın içine yine giriyorum. 1, 2, 2, 2 olarak alt. Bu şekilde arkadaşlar. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 2, 2. Şöyle sayı dedim 2, 3, 4, 5. Bir tane daha intim alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyorum örümceğimi. Tığımın başını iki defa doladım. Yine yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 2 defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Evet arkadaşlar şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan. 5 tane de incimiz oldu örümcek içinde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğumuz. Şu ara suyunun tomurcuğunu arkadaşlar bu şekilde kapattım buraya. Bakın. Sonra bir zincir çekiyorum. Ters tarafına ters tarafına dönüp şu örümceğimin iki kanadından tutturup buraya iki tane sık iğne yapıyorum. İki tane sık iğnem oldu. Sık iğnemin üzerine buradan bir tane boncuk alıyorum. Kapattım buraya. Bir de sık iğne yaptım örümceğimin içine. Tekrar bu şekilde boncuğumu aldım. İkinci boncuğumu da aldım. Kapattım. 2 3 bir tane örümceğin için arkadaşlar üç tane bu şekilde boncuk alıyorum. Ve yine kapattım buraya. Üç tane boncuğumu örümceğimin üzerine kapattım. Burası ters taraf arkadaşlar. Yemenimizin ters tarafı. Yanına iki tane sık iğne. Tekrar ikinci örümceğe geçiyorum. 1 2 Buraya yine üç tane boncuk alacağım. iki tane sık iğne. Bir tane boncuk alıyorum kapattım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Üçüncü boncuğumu da aldım. Örümceğime gireyim. Kapattım. Bir. 2 Bu şekilde arkadaşlar. Yine üçüncü örümceğimin içine girdim. Bir, iki sık iğne. Buraya da aynı şekilde boncuklarımı alıyorum. İki sık iğne, bir tane boncuk. Kapattım buraya. Tekrar bir tane boncuk. Boncuğumu kapattım sık iğne ile. Örümceğimin üzerine sık iğne. Bir tane boncuk. Buraya kapattım bu şekilde. Bir, iki sık iğne örümceğimin içine kapattım bir iki sık iğne bu şekilde yine aynı şekilde arkadaşlar bir tane boncuk alıyorum buraya kapattım bu şekilde bir boncuk alıyorum kapattım iki boncuk alıyorum kapattım buraya bir iki sık iğne evet şimdi bir tane kaldı son örümceğimizin içine de sık iğne ile geçiyorum bu şekilde arkadaşlar buraya da yine boncuklarımı alıyorum bir kapattım örümceğimin içine bir tane boncuk aldım kapattım örümceğimi boncuk aldım örümceğime kapat bu şekilde arkadaşlar boncukları buraya kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki yaprağımın tomurcuğuna bu şekilde kapatıyorum. Sonra bir zincir çekip ipimi kopardım. Şöyle burası zaten ters taraf arkadaşlar. Şu ters tarafına biraz girdireyim. ipimi yakıyorum buraya. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapımı. Yapımı da çok kolay. Ben yavaş anlattım. E, maksat hani bunu bir kere yapıp sizin hızlıca öğrendikten sonra yapmanız için. Gördüğünüz gibi boncukları böyle ters tarafından koyunca öne doğru meyilli oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden trabzanını yaparken örümceklerini de ön tarafından gidiyoruz zaten beraber. Böyle arka tarafından Yapınca da boncukları çok güzel oluyor. Evet modelimizin anlatımı, görünüşü. Bunları rengarenk istediğiniz renklere yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben boncuklar pembe ipteydi. İkisini de pembeden yaptım. Siz rengarenk böyle boncuklara geçirebilirsiniz. E, yarım dal, yarım dal. Bu şekilde yapabilirsiniz. Modelimizin anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.